Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Romanya'dayım. Buraya Erasmus için geldim, Türkiye'den. Türkiye'deyken de aslında YouTube için video çekmeyi düşünüyordum ama bir türlü karar veremiyordum. Sonunda buraya geldikten sonra karar verdim ve artık başlamak istediğimi düşünüyorum. Bir aydır buradayım. Çok güzel vakit geçiriyorum burada ve sizinle de paylaşmak istedim. Erasmus çok farklı bir şey, çok farklı deneyimler kazandırıyor insanlara bence. Deneyimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Belki siz de Erasmus'a gelmek istiyorsunuzdur. Nasıl olduğunu merak ediyorsunuzdur. Sizlerle yavaş yavaş bu şekilde paylaşımlar yapacağım ve nasıl geldiğimi, nasıl kazandığımı ve neler yaptığımı anlatacağım. Belki benim videolarımı izledikten sonra siz de fikrinizi değiştirirsiniz ve gelmeye karar verirsiniz. İsmim Büşra, 24 yaşındayım. Fransız Dili ve Edebiyatı okuyorum. Pamukkale Üniversitesi'nden geldim buraya, Denizli'den. Size burada tavsiyelerim olacak. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Şimdi merkeze gideceğim. Merkez buradan yaklaşık 20 dakika otobüsle. Artık öğrendim tabii her yeri. Çok küçük bir şehirde yaşıyorum zaten. Bükreş'e çok yakın. Bükreş Romanya'nın başkenti. Bükreş'e trenle 40-45 dakika sürüyor. Çok yakın olduğu için Bükreş'e de güzel oluyor. Buradan gidip gelmesi çok rahat ve trenler öğrencilere bedava. O yüzden fazla maddi açıdan da beni zorlamıyor. Bükreş'e bir kez gittim. Sizinle Bükreş'te de video çekmek istiyorum. Ama öncelikle kendi yaşadığım şehirde video çekeceğim. Şu an yurdumun bahçesindeyim. Zaten okulum da aynı yerde, kampüsün içinde. Her şey bir arada burada. Çok beğendim burayı. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şimdi otobüs durağına gideceğim. Şu an merkezdeyim arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz da Kültür Sarayı. Oldukça büyük bir bina. Şöyle göstereyim. Şimdi para çekmeye gideceğim. Ondan sonra birlikte yürüyeceğiz. Şu an paramı çektim arkadaşlar. Şimdi biraz yürümek istiyorum buralarda ve size göstermek istediğim bir tane kilise var. Oraya doğru yürüyelim. Ama içerisine girmeyeceğim çünkü içerisinde fotoğraf çekmek yasak. Çünkü bir de bugün pazar. O yüzden içerisine girmek istemiyorum. Dışarıdan göstereceğim. Dışarıdan görüntüsü bile mükemmel. Şu arkamda görmüş olduğunuz binada alışveriş merkezi. İsmi Winmart. İki tane binadan oluşuyor. Sanırım bu yeni yapılmış. Bir de şöyle eski binası var. Arada da şöyle bir köprü var. Yani küçük bir alışveriş merkezi ama aradığımız şeyleri bulabiliyoruz orada. Yani yemek yemek istersek Kies, yemek yemek gibi restoranlar orada var. Yani küçük bir yer. Ama burada iki tane daha alışveriş merkezi var. Bir tanesi buraya uzak ama en güzeli o. 45 dakika falan sürüyor, hatta 50 dakika sürüyor. Ama en güzeli o bence.
Şimdi kiliseye geldim. Şimdi kiliseyi göstereceğim. İşte kilise arkamda. Şöyle çok uzun gösteremiyorum. Ben burayı çok beğeniyorum. Çok tarihi bir yapı. Genellikle Ploesti'de zaten tarihi yapılar var. Bu arada yaşadığım şehrin ismi Ploesti. Yaklaşık 210 bin nüfusu falan var. Yani dediğim gibi çok küçük bir şehir. Burada yılbaşı süslemelerine başlamışlar bile. Şöyle meydanda bir yıldız var. Daha Kasım ayındayız ama merkezde yavaş yavaş süslemelere başlamışlar. Herhalde çok güzel olacak. Çok merak ediyorum. Ben burada en çok mimariyi sevdim. Gerçekten çok güzel, çok eski yapılar var. Hani korunmuş, hiçbir şekilde zarar görmemişler. Çok fazla öyle bina var. Arkamdaki bina sizce de çok ürkütücü değil mi? Gerçekten görüntüsü sanırım kimse oturmuyor, boş bir bina. Bence çok ürkütücü. Hatta bu sokak da çok ürkütücü. Bugün pazar olduğu için kimse dışarıda değil. Çünkü dükkanlar genellikle pazar günü. Bir tane daha bina buldum. Burayı da çok beğendim. Burası da terk edilmiş. Şöyle bayağı bir eski. Aslında ben bugün süpermarkete gideceğim çünkü birkaç eksiğim var, onları da alacağım. Onu da sizinle birlikte yapabiliriz diye düşünüyorum. Burada değişik heykeller var arkadaşlar. Sanırım çok seviyorlar heykelleri. Şöyle göstereyim. Bir kadın. Ve şuraya oturacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bugünlük videomu bitiriyorum. Şimdi süpermarkete gideceğim. Ondan sonra yurduma dönüş yapacağım. Şimdilik size veda ediyorum. Hoşçakalın.